Yeni projelere başlayan, yeni girişimleri olan arkadaşlarımla masada sohbet ettiğimde hemen herkese anlatmayı istediğim ve çok önemli bulduğum kritik bir üçlü bir başlık var. Burada onu da size aktarmak istiyorum. Bir iş yeri açıyor olmanın ya da bir iş fikri geliştiriyor olmanın ya da bir girişim projesi organize ediyor olmanın kendi iç teknolojik değerlerinin haricinde iletişim ve markalaşma açısından da önemli bir üç ayaklı bir bakış açısına ihtiyacı var. Birazcık işletmeye, birazcık markalaşmaya ayaklarını basan bir bakış açısı bu. Bunlardan bir tanesi kuralların belirlenmesi, ikincisi kontrollerin yapılması, üçüncüsü ise üretim. Türkiye'deysek iş dediğimiz şey üretimi yapabiliyorsak o her şey bitmiştir diye bakıla gelen bir şey oluyor. Böyle olduğunda da işin kendisi çok yüksek hataya oranı olan, uzun yıllar içerisinde derlenip toplanan, asıl karlılığını 5-6 yıl sonra elde edebilen bir şeye dönüşüyor. Bu yüzden hemen herkese çok özellikle üstünde basa basa tavsiye ediyorum. Arkadaş, işle alakalı gerekli kuralların tümünü başından sonuna yazın. Şimdi herkes şey yapıyor. Abi yapılacak şeyi hep biliyoruz ya, ne var? Kitapçı açacağız, kitaplar gelecek, kitap satacağız. Şimdi kitapçı açacağız, kitaplar gelecek, kitap satacağız da o kadar çok ara detay var ki seni bir başka kitapçıdan farklı hale getiren. İşte binanla alakalı, temizliğinle alakalı, hangi kitap seçkisi yaptığınla alakalı, hangi fiyat skalasında sattığınla alakalı, hangi tür tezgahlar iletişimiyle sattığınla alakalı, dijitalde satıp satmadığınla alakalı, kitapları nasıl dizip dizmediğinle alakalı. O kadar çok kural var ki aslında bir kitapçı açma gibi, hani iş fikrinin mantığını aslında biliyoruz abi dediğimiz hemen her şeyin altında o kadar çok alt detayda karar verilecek ara kriter var ki. Bu kriterlere karar vermezsen ya dış koşullar senin bu kritere karar vermeye zorlar ve canın ne istiyorsa, işte o dönemin etkisi neyse onun üzerinden kararlar alırsın. O yüzden yamalı bohça gibi bir iş formülün gelişir. Ya işte ekonomik sistemdeki zafiyetlerin ya da paranın olup olmaması buradaki kararları aldırtır sana. Ya da zaten bu kararları alamadığın için bir şirket kültürü oluşturamaz, bir işleyiş kültürü oluşturamaz. Ne yazık ki batmaya doğru giden, çeşitli nedenlerle çok yüksek risk altındaki şirketlerden bir tanesine dönersin. O yüzden baştan kuralları yazmak, en basit iş fikrinde bile, bir fırın açacak olsanız bile, kaç çeşit ekmek yapacaksınız, kaç çeşit ekmeği hangi tür buğdaydan yapacaksınız, ne tür bir fırınlama sistemi kullanacaksınız, günde kaç adet yapacaksınız. Elbette bunu ayda bir, üç ayda bir değiştirebilirsin bu kuralları. Ekleyebilir ve çıkartabilirsin. Ama bu kuralları baştan yazmadan, bu kurallarla oluşmuş bir iş formülünü kurmadan işe başlamak gerçekten batak vermenin ilk adımlarından bir tanesi. İkincisi kontroller mekaniği. Çok sık rastladığım şeylerden bir tanesi de budur. Herhangi bir iş doğası gereği bir sürü iş partnerleriyle ortak çalışılır. Hani bağımsız bir sürü iş partneriyle birlikte çalışılır. Ve iş partneriyle yaptığınız iş ahdinin ne olduğunu sizin kafanızdaki oluşanla, karşı tarafın kafasındaki oluşanın birbiriyle birebir uyumlu olduğunu zannederiz. Yani herkesi kendimiz gibi görme yanılsaması. Bu arada bunu çalışma arkadaşlarımızla alakalı da aynı şeyi, çalışanlarınızla alakalı da aynı şeyi düşünürüz aklımızda. Halbuki bu süreç böyle işlemez. Siz kurallar geliştireceksiniz. Bu saatte açılacak, bu biçimde yapılacak, temizliği böyle yapılacak, kitaplar böyle konulacak, bu kitap seçkileri yapılacak vesaire diye. Sonra bu kuralları, koyduğunuz kuralların hepsini kontrol eden ikinci bir sistem daha organize etmek gerekiyor. Bunlar ritmik kontroller ve aritmik kontroller diye de ikiye ayrılır. Bu ikisini yaptıktan sonra üretim üçüncü ayaktır. Hani kitapları nereden alıyoruz, kitapları nasıl satıyoruz, hangi yerde satıyoruz artık işin standart üretim basamağı. Biçimi ve gerçekten fark edeceksiniz en kolay yeri. Çok önemli bir kriter daha var. Üretimle alakalı tavsiyem, bu da mesela insanların yadırgadığı şeylerden bir tanesi oluyor. Mümkün olduğunca üretimi dışarıya pas edin. Üretim çoğunlukla 3-4-5 ayaktan oluşuyordur. Oluşa gelen ayakları, yaptırabildiğiniz hemen her şeyi mümkün olduğunca dışarıda o konunun profesyonellerine pas edin. Çünkü artık bizim piyasamızda kalitesizliğe tahammül hemen hemen kalmadı. İletişimin yoğunlaşmasından kaynaklı belli kalite standartlarını tüketicinin tümü biliyor ve kontrol edebiliyor. İşte bu yüzden mümkün olduğunca siz de üretimi en kaliteli üretim performansı alabileceğiniz yerlere yaptırmanızı
tavsiye ederim. Hem maliyetlerini hesaplamada çok kolaylık yaşarsınız, hem sektörel anlamda nişleşmiş sektörel üretimleri desteklemiş olursunuz, hem de sizin üretim kaliteniz de daha yukarıda ve daha nitelikli seviyede kalmış olur. Bu üçlüyü, bu bir üçlü sac ayağı hikayesi, kuralları koyma, düzenli kontrol etme, üretimi bu kurallara göre ve bu kontrol sistemine göre yapıyor olma üçlüsü gerçekten bir kontrol anahtarı gibi açtığınız şirket, girişim, projenizle alakalı cebinizde tutmanız gereken bir bakış açısı, bir formül. Önemli üzerine durduğum şeylerden bir tanesi.